Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere evde Sivas köftesi nasıl yapılır onun tarifini göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tuzumuz. Bu normal tuz değil. Marketlerde satılan tuz değil. Kaya tuzu. İri kaya tuzu. Burada da az miktarda ayçiçek yağımız var. Bunu köftenin içine kullanmıyoruz. Elimize az bir şey sürüp köftenin şekillendirmesi için, elimize yapışmamasını sağlaması için bir miktar parmağımızın ucuyla yağ alacağız. Konulacak et kaburga kısmındaki et olursa daha uygun olur. Ama öyle bir imkanımız yoksa normal, sinirsiz, yağsız, cılındırık olmayacak şekilde normal bir etimizi de Sivas köftesi yapımında kullanabiliriz. İçine de çok az miktarda kuyruk yağı. Evet, bunları biz top top hale getirdik. Öncesinde etimizi, eğer evimizde kıyma makinesi varsa kıyma makinesinden 1 kilogram ete 20 gram kaya tuzu atıp kıyma makinesinden çekiyoruz. Ve çektiğimiz et bir gün bekliyor. Tabii beklerken uygun ortamda, buzdolabının alt kısmında veyahut da soğuk bir ortamda bekleteceğiz. Daha sonra bir gün geçtikten sonra mevcut içerisindeki tuzu çeken etimizi tekrardan kıyma makinesinden geçiriyoruz. Kıyma makinesinden ikinci sefer geçirdiğimiz etleri bu şekilde her biri birer köfte olacak şekilde gördüğünüz gibi topak hale getiriyoruz. Daha sonra mevcut ayçiçek yağından az bir şey avucumuzun içine sürüyoruz bu şekilde. Elimizi yağlıyoruz ki eldivene yapışmasın. Tabii bu eldiven olmazsa elimize de yapışmasın diye bu şekilde hafif bir yağ sürüyoruz. Evet, şöyle alıyoruz iki elimizle. Gördüğünüz gibi sağa sola bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde yuvarlak olan etimizi iki elimizin arasına alıp bu şekilde sağa sola şekil veriyoruz. Doğal bir köfte elde ediyoruz. İsteğinize göre köftenin kalınlığını, kabalığını belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, son köftemizi de tabağa yerleştiriyoruz.
Evet, soğanımızı, karabiberimizi, normal yeşil biberimizi ve domatesimizi kestik, hazırladık arkadaşlar. Birazdan da yapmış olduğumuz Sivas köftemizi tavada pişireceğiz sizler için. Evet sevgili dostlar, yapmış olduğum Sivas köfteleri tavada pişireceğim sizler için. Çok az miktarda, çok az bir miktarda yağ koyuyoruz tavaya. Bunu mangalda da yapabilirsiniz. Mangalda yapacağınız zaman köfteleri biraz daha şişman tutarsanız tam kıvamında yanmadan pişer. Sobamız da bayağı kuvvetli yanıyor. Dolayısıyla biraz geri çekeceğiz şöyle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece kaya tuzu ve etten yapmış olduğumuz Sivas köftesi. Kesinlikle yapıldıktan sonra da formunu bozmuyor. Tavada da dağılma olmaz bunda. Sizler de evlerinizde tarif ettiğiniz gibi Sivas köftesi yapıp pişirebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle inşallah daha iyi şeyler üreteceğiz. Yani köftelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi. Bu bir kişilik bir porsiyon. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sivas köftemiz yenmeye hazır. Herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim.